Isı deyince mesela dünyada ısı var tabii. Ateş var dünyada. Bir de güneşin ısısı var güneşte. Ki milyonlar derece ısı güneş. Demek ki Allah Teala dilediği yerde Mevlam ısıyı Mevlam aşırı verir Mevlam. Bize göre tabii aşırı Mevlam. Tabii yıldızlar var ki yani güneşimizden çok daha büyük yıldızlar var. Isılar, korku ısılar var bunların da var. İşte nedir cehennem? Cehennem şu alemde, evrende yani Allah'ın azap için yarattığı bir yer, mekan cehennem. Allah'dan korusun. Oraya tabii insan oraya dayanamaz. Dayanamaz böyle şey. Ama ne var ki orada ölüm yok ama işte. Kim Mevlam buyuruyor? La yemutu fiha ve la yahya. Efendim işte ne yapayım? Öldür giderim. Yanarım da. Orada ölüm yok ama. Acı devam edecek. Sıkıntı devam edecek. Yanma devam edecek. İnsanlar çılgınlaşacak insanlar. İnsan böyle çılgın gibi. Yüzleri yanmış, derileri dökülmüş, dişleri dışarı çıkmış, sırıtmış, içki haline gelmişler, kapkara kömür gibi olmuşlar, bakışları korkunç, çılgın gibi insanlar, delirmişler gibi insanlara böylece. Ama cehennem, nereye gitse, güzel bir yer cehennemin içinde. Ateş, ateş, ateş böyle. Zebaniler, cehennem köpekleri var. Orada yaratılmış, onları cehennemden etkilenmiyor onlar böyle. Cehennem köpekleri var. Cehennem yılanları var. Deve boynu gibi yılanlar var, cehennem var. Onların saldırmaları, sonra irinler, çırak irinlerin onların ızdırapları, Gaya Deresi'nin kaynaması, buharları. Gerçekten yani her insanın düşünmesi gerekiyor geleceğini. Geleceğini muhtemelenler. Yalnız tabii dünyaya bağlananlar ne yapıyor dünyaya bağlananlar? Mesela çocuğuna ilgilenen kişi ne diyor? İşte çocuğumun geleceği için katlanıyorum böyle diyor. Güzel tabii. Bu da güzel ama çocuğun bir de geleceği var. Dünyada geleceği geçici. Geçici böylece. Sonra kader yazılmış da böyle. Yazılmış da. Ama insanın gerçek geleceğine de geleceği sonu olmayan o alem. Sonsuz bir alem böylece. Orada ya cennette ebediyen sürekli mutluluk cennette. Böyle bir cennet varken şu 3-5 gün dünyayı aldırıp da cehenneme gitmek akılın kabulleneceği bir mantıka sığmayan bir şey. Akıl bunu kabullenemez. Allah bunu böyle buyuruyor. Şu evren başıboş değil ki. Bir denge düzen var evrende. Dünyanın dönüşünde, ayın dönüşünde, çekim güçlerinde. Mesela dünyamızın çekimi daha kuvvetli olsa ne yapar? Ayı daha kendisini çeker. Hatta ayı dünyaya yapışır. Yani çekim gücünde, güneş yıldızı arasında, galaksi arasında, insana yaratılışında, hücrelerin böyle dağılmasında bir denge düzen var. Hiçbir şey başıboş değil ki böylece. Yani gerçekten yazık oluyor dünya aldananlara.